Bu hafta bayramı işleyelim. Bayramı işlemek için de ne gerekiyor? Sevinç. Sevinçleri paylaşmak lazım. Dolayısıyla bu haftaki konumuz müzik. Türk müziğinden birlikte biz bayramı kutlayacağız hep beraber burada. Başta da söylediğim gibi sevdaları türkülerle anlatan Hasan Altun ile Gündüz Gece programı burada başlıyor. Ve ilk parçamızı biz İlkay Hanım'da alacağız. Bir de sizi tanıyalım önce. Ben Nevzat Altıntaş. Nevzat Bey, Avrupa'da da kalmışsınız. Yıllardan beri bağlama, müzikle uğraşıyorsunuz. Herhalde. Evet, ben bestekarım. Aynı zamanda bestekarsınız, evet. Evet. Sizi tanıyalım bir de. Cengiz Abışoğlu. Cengiz Bey, bugün burada bayram günü program yapıyorsunuz. Sevinçli misiniz? Çok sevinçliyim. Arkadaşım çağırdığı için ona da teşekkür ederim. Peki bayram mesajınızı da alalım sizin. Herkesin yeni yılı huzurla geçsin, sağlıkla geçsin. Siz de bayram mesajınızı alalım. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Barış ve sevgi dolu günler diliyorum. Sevgili izleyiciler, önce ritimden başladım, bağlamaya geldim. Çünkü bunlar solistler, solistlerle sohbet biraz uzun sürüyor. Efendim Bilal Bey, seni tanıyalım önce bir. Ben Bilal Alkurt. 10 senedir şans var sıra geceleri olarak Gaziantep'te çalışıyoruz. Değerli birkaç tane saz arkadaşlarım, yine Nevzat Hocam, bizim Cengiz gibi dostlarımızla beraber yıllardan belli sıra geceleri düzenliyoruz. Ama bugün öyle bir şey oldu ki işte bütün arkadaşlarımız, kimisi Kurban Bayramı olduğu için herkes kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun için yani kusurumuza bakmasınlar. Tüm Türkiye'nin ve Gaziantep'imizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum efendim. Yine dostlarımızla beraber götürüyoruz yani. 35 sene oldu. Mehmet Bey, sizi tanıyalım önce. Yıllardan beri müzikle uğraşıyorsunuz, biz de duyuyoruz. Son albümünüzü çıkarttınız. Müzik hayatına nasıl bakıyorsunuz? Sizin duygularınızı alalım. Uzun yıllardan beri müzikle uğraşıyorum. Serbest çalıştım hep müzik dalında. Murat Baykan abim, buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Onun ısrarlarına dayanamadık, albüm yaptık. İyi ki de yapmışız. Murat abinin iki eserini okudum. Çok güzel eserler. Biraz sonra birini okuruz inşallah. İzleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Barış, huzur, mutluluklar diliyorum herkese. Evet sevgili izleyiciler, hayırlı kurbanlar diyoruz. İlkay Hanım, senin duygularını sona alacaktık aslında, türküden yok, sona alacaktık. Yok, ben sadece tamam. Kısaca herkesin, büyüklerimin, küçüklerimin bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Öyle mi? Kısa mı? Öz mü? Evet. Öyle mi? Peki o zaman. Şimdi İlkay Hanım da ilk parçayı alırken burada Hit Hit kafedeyiz sevgili izleyiciler. Orada patron da gözüme böyle bakıyor. Gaziantep'in güzel bir kafesi burası. Gel buraya gel Cengiz Bey, gel. Kafeler sokağı oluyor burası herhalde. Evet, mahallemiz bayağı şenlendi. Daha önce aile otururdu. Şimdi, öyle mi? Evet, şimdi bayağı değişiklik oldu mahallede. Bey mahallesi turizm açıldığı için. Evet. Genelde farklı. Gençlerin uğrak yeri oluyor değil mi? Gençler geliyor, burada müzik dinliyorlar efendim. Tabii canım, genellikle genç ama birçok zaman aile olarak, şey olarak herkes gelebiliyor yani. Öyle mi? Aileler de beraber gelip burada stres atabiliyorlar. Genelde biz duyduk yemek konusuna da başlayacak mısın? Evet. Şiş kebap işine başlayacak mısın? Evet, kebap işine falan. Kafelerden bir farklılık olacak sevgili izleyiciler. Sizin duygularınızı alalım bayramla ilgili Cengiz Bey. Tüm sistem aleminin bayramını kutlarız. Herkese hayırlı olsun diliyorum. Efendim bize evinizi açtınız, yerinizi açtınız. Biz evet. Teşekkür ederiz Hasan Altun ile Gündüz Gece programı olarak. Ve yerimize geçiyoruz. Ve diyoruz ki başlıyoruz. Hangi parçanız, ilk parçanız? İlkay Hanım. Geceler Yarim Oldu diye bilinen, halkımızın da bayram gelmiş neyime diye bildiği Hicaz güzel bir eserimizle başlıyoruz. Gece yürüyor elim oldum ona,
Gülen'e sağlık diyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet Mehmet Bey, şimdi ne okuyacaksınız? Kurban Bayramı biliyorsunuz bugün ve bu bayramda Hasan Altun ile Gündüz Gece seyircilerine, Aksu TV izleyicilerine ne göndereceksiniz? Kardeşimiz bayram mesajını verdi zaten. İlkay Hanım'dı değil mi? Evet. Ben de onun arkasından biraz hareketli olsun diyorum. Sözümüzü bana ait olan Gamzelim. Evet, Gamzelim diyoruz. Sağlık, gönlüne, yüreğine, diline sağlık diyoruz efendim Mehmet Bey. Albüm yeni çıktı. Dün aldık numunesini. Vay vay. Sevgili izleyiciler, Aksu TV'nin izleyicileri gerçekten onun için şanslısınız. Evet. İlk size konuk olduk. Mehmet Orhan. Söz kalmadı. Bütün müzik marketlerde var değil mi? Bütün müzik marketlerde vardır. İnşallah olur da. Karma olsun ki herkes dinlesin. Abi. Uzun havamız var yine bir tane. Çok güzel. İki tane Kürtçe parçamız var orada. Evet. Bakalım kısmet. Evet. Sevgili izleyiciler, şimdi Bilal Bey'e gelmeden önce bir şey sorayım Bilal Bey. Siz sıra gecelerini de düzenliyorsunuz bildiğim evet. göre öyle değil mi? Evet. Urfa sıra geceleri değil. Bu hayır bizimki gecesi, Gaziantep özgü. Tabii ki Urfa yöreleri, Gaziantep ben Türkiye'nin birçok şeyinden parçalarından yöresinden okuyoruz yani bizimki Meşk gecesi. Meşk gecesi. Evet. Ne güzel bir şey. Meşk gecesi. Meşk gecesi. Evet. İsmi Şahsu var. Ne Şahsu var. Şahsu var. Yıllar önce biz bu Elazığ tarafına yine bir programa gitmiştik. Evet. Orada bir köyün isminle hoşumuza gitti. Ondan bu yana Şahsu olarak ekibin adını Şahsu olarak koyduk yani. Çok güzel. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Ne dinliyoruz? Şey dedik. Şafak söktü yine. Sunam uyanmaz. Müthiş bir parça. Evet. Yine
sağlık. Aslında birçok programlarda biliyorsunuz sevgili izleyici, insanlar çok konuşuyorlar. Zaten. Hep konuşuyorum. Bu sefer diyoruz müzik olsun, müzik ağırlık bassın değil mi? Evet. Daha güzel. Sırayla gidelim efendim. Şimdi sıra İlkay Hanım'da. İlkay Hanım, bu sırada hangi parçanız var? Gurbeti Mesken. Gerçekten güzel bir ses. Yüreğine sağlık diyoruz. Ve hiç soğutmuyoruz. Hiç soğutmadan Mehmet Bey'e dönüyoruz. Mehmet Orhan Bey'e dönüyoruz. Ve diyoruz ki ne diyoruz? Ne diyelim? Söz kalmadı diyelim. Albümümün ismi Söz Kalmadı. Evet. Albümünün ismi Söz Kalmadı diyor. Buradan da ki Kahramanmaraş'tan geldiniz. Evet. Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışan kızıma, damadıma ve orada Vergi Dairesi Başkanlığı'nda diğer arkadaşlarıma da sonsuz selam ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet Bey, paralı yerlere hep selam gönderiyorsun. Şimdi ben de Vergi Dairesi'nde çalışıyorum aslında. Öyle mi? Evet. O paralı yerde çalışıyorum. Gel biraz omuz süsleyelim ya. Evet. Söz kalmadı diyelim. Söz kalmadı. Sen sevgiye ne nefret is-
Gerçekten çok güzel. Ben de yine güzel bir parça diyeceğim. Öf öf diyoruz hocam. Kime gönderiyor bu parça özellikle? Bütün Gaziantep'e, Türkiye'de bizi dinleyen tüm bizi sevenler dostlarımıza gelsin. Tüm Gaziantep'li ve bizi Türkiye'de dinleyicilerimiz. Oh, yeah.
Yeah.
Neşet Ertaş'ın ailesine de gelsin. Öyle yani. Kesik çayır biçilir mi diyoruz? Ben izninizle bir ayağa kalkacağım yalnız. Tabii buyurun buyurun. Thank you.
gerçekten çok güzel. Yüreğinize sağlık. Bu parça. Evet. Sözden söylüyoruz. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Evet diyoruz. Maraş'la Antep'in kardeşliğini pekiştiriyor. Teşekkür ederim. Evet İlkay Hanım, seninle biraz hiç sohbet etmedik bu programımızda. Nasıl, Silifke'yi özlediniz mi? Ya insan toprağını özlemez mi? O zaman parça Silifke'ye gönder. Diyelim mi? Silifke'ye gönderelim. Bütün Türkiye dinliyordu ama Silifke'ye, annene, babana, kardeşlerine, hepsine. Tabii ki. Bu arada Hasan Bey, benim şu anda Gül Erduman'ın eseri olan Bir Gün Olur Sen de Beni, Ben de Bir Anısı Var. Bir gün olur sen de beni, bir gün olur sen de beni, unutursun, unutursun, zaten dolmuşum Thank you.
beşikteki kuzularıma. Eremedim baharıma yazıma. Hasret kaldım beşikteki kuzularıma. Derdimi sökeyim kırık sazıma. Başmalık diyar diyar gideyim mi? Ne deyim?
müthiş, mükemmeldi. Aslında ben de bir parça canlandıracaktım Norman'da gurbetteki kardeşlerimiz için falan. Fakat hep hüzünlendik aslında. Asri gurbet harap etti köyümü diye bir parça var biliyorsunuz herhalde. Onu bir dedim canlandırayım ama bu sefer canlandırmayacağım. Çünkü bu kadar güzel solistin içerisinde. Olur değil mi? Öyle şey. Onu farklı okuyorsunuz. Yani iyi o zaman ben de bir şey canlandıralım. Yani öyle boş gitmesin diyorlar ya. Biraz bizden. Da size ağlatın hem yani. Yok ağlatmaktan bir ziyade. Sol bir, çalsın. Hayır ses alalım ses. Ya sol çalsın. Teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. Bu dar gününde, bu bayram günde bizi yalnız bırakmadı. Buraya geldi, buraya kadar geldi. Bir de ritimci Cengiz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu bayram gününde herkes biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Şimdi birçok insan kendi işinde, gücünde kurbanını kesmeye giderken siz bizi yalnız bırakmadınız burada. Allah razı olsun, yüreğinize sağlık. Çok da güzel bir program çıkarttık. O sizin yüreğinizde, o coşkunuzda geçen bir yapı. Onun için sizi kutluyorum. Hasan Altun ile dolu dolu günler diyorum. Başka bir kentte, başka bir köşede, bucakta sevdalarını, destanlarını, şiirlerini, türkülerini anlatan Hasan Altun ile gündüz gecede tekrar buluşmak üzere.
tüm dünyana, dünyadaki bütün Müslümanların, Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Kurban Bayramı bayramlar gibi olsun diyoruz. Nice bayramlara, nice yıllara, nice bayramlar görmenizi diliyoruz. Ve bu Kurban Bayramı'nın Türk milletinin birliğine, dirliğine vesile olmasını diliyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel günler sizlerin olsun diyoruz. Ve böyle bitiriyoruz sevgili izleyiciler. Allah'a emanet olun.